İstanbul tarih boyunca pek çok kez kuşatıldı ama yalnızca iki kez surları aşılabildi. Bunlardan birini hepimiz çok iyi biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in şahi topları sayesinde 1453'te surlar aşılabilmişti. Ama bundan iki asır önce surları aşabilen birileri daha vardı. Latinler. 4. Haçlı Seferi sırasında Latinler Theodosius surlarını aşarak İstanbul'a korkunç bir yıkım getirdi. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlılardan geri alması Hristiyan dünyasında büyük bir paniğe neden oldu. Şehri geri almak için İngiltere, Fransa ve Kutsal Roma Cermen monarkları önderliğinde 3. Haçlı Seferi'ni düzenlediler. Bu yüzden 3. Haçlı Seferi'nin bir diğer adı da Kralların Haçlı Seferi olarak kaldı. Roma Cermen İmparatoru Silifke'de büyük bir bozguna uğradı. İngiliz ve Fransız birlikleri ise Kudüs'te Selahaddin Eyyubi'yi yenemeyerek geri dönmek zorunda kaldılar. Bu kez de 4. Haçlı Seferi ile geri döndüler. Seferi organize eden isim Papa 3. Innocent'ti. Hani şu kendi görüşlerine karşı çıkanlara uyguladığı korkunç işkencelere şeytan çıkarma ayini adını veren, binlerce Müslüman ve Katolik olmayan Hristiyan'ı katleden Papa. Neyse, şimdilik konumuz bu değil. Bundan başka bir bölümde bahsederiz. Haçlılar Kudüs'e diye yola çıktı ancak hedef nasıl olduysa değişti. Kendilerini Kudüs'te değil, İstanbul'da buldular. Ve bu rota değişikliği İstanbul'a tarihinin en korkunç günlerini yaşattı. Peki arka planda neler yaşandı, sefer nasıl düzenlendi ve İstanbul'un yağmalanması nasıl gerçekleşti? 1198 yılı Ağustos'unda Papa 3. Innocent'in çağrısıyla seferin hazırlıkları başladı. Görevlendirdiği azizler doğuya yeni bir Haçlı Seferi düzenleyerek Akka'daki Haçlı Devleti'nin destekleneceğini ve Kudüs'ün Müslümanlardan geri alınacağını söyleyerek monarkları sefere davet ediyordu. Ama Avrupalı hükümdarlar bu çağrıya olumlu yanıt veremeyecek kadar meşguldü. Fransa'da 2. Philip Augustus eşinden boşandığı için kilise tarafından aforoz edilmişti. İngiltere'de tahta yeni geçmiş olan John Lackland tahtını sağlama almak için baronlarla mücadele içindeydi. Roma Cermen İmparatorluğu'nda ise Otto ve Philip arasında taht mücadelesi vardı ve her ikisi de ülkeyi terk edemezdi. Kısacası hepsi bir dur Innocent zaten ortalık karışık modundaydı. İçlerinden yalnızca Macaristan kralı çağrıya olumlu yanıt verdi. 4. Haçlı Seferi'ne katılan şövalye ve tarihçi Villadon, hayatının son yıllarında kaleme aldığı kronikte Papa'nın seferi nasıl organize ettiğini detaylı şekilde anlatıyordu. Kronikte yazanlara göre Papa, haçlı olan herkesin günah çıkartabileceğini söyledi ve bu vaat insanları heyecanlandırdı. Sırf bu yüzden sefere katılmak isteyenler bile oldu. Ama pratikte işler hiç bu kadar kolay değildi. Haçlıların Kudüs'e sevkiyatı oldukça zahmetli bir işti. İstanbul üzerinden karayoluyla yolculuk 2000 milin üzerindeydi. Anadolu'da da Selçukluların varlığı Haçlıların geçişine müsaade etmeyecekti. Tek çare deniz yoluydu. Fakat Avrupalı soyluların bu yolculuğa yetecek büyüklükte gemileri yoktu. İşte bu noktada o dönemde Akdeniz'in en büyük deniz gücü olan Venedik Cumhuriyeti sürece dahil oldu. 1200 yılı planlamalar ve müzakerelerle geçti. Kontlar ve baronlar bir türlü anlaşamadılar. Çünkü Haçlıların sayısını yeterli bulmuyorlardı. Sonunda şöyle bir plan yaptılar. Venedik filosu, Fransız şövalyelerinden oluşan büyük bir orduyu Mısır'a taşıyacaktı. Ülke ele geçirilerek Eyyubi gücünün merkezi etkisiz hale getirilecek, ardından ordu Kudüs'e yürüyecekti. Venedikliler ilk başta gönülsüz davrandılar. Çünkü Mısır'a yönelen bir Haçlı Seferi kendilerine ticari açıdan büyük kayıplar verdirebilirdi. Ayrıca bu kadar büyük bir gücü taşımak, Venedik'in şu ana kadar toparladığı en büyük deniz filosunu hazırlamak demekti. Bu da birçok karlı işi askıya almak ve iş gücünü tamamen Haçlı Seferi için kullanmak anlamına geliyordu. Tabii diğer yandan kendilerine saygınlık ve hatır sayılır bir kazanç sağlayacak böyle bir girişime katılmak oldukça akıllıca olacaktı. Yaklaşık 2 haftalık bekleme süresinin ardından Venedik, Haçlılarla bir anlaşma yaptı ve onları Mısır'a taşımayı kabul etti. Haçlı ordusu 1202 yılının Haziran ayında Venedik'te toplandı. Buradan orijinal plana sadık kalarak Mısır'a doğru yelken açtılar. Ama Venedik çıkarlarının korunması konusunda kararlıydı. Haçlılara tahsis ettiği 240 geminin ücretinin ödenmesini istiyordu. Haçlı ordusu ise ödemeyi yapabilecek ekonomik güçte değildi. E ne olacaktı şimdi? Orta yolu bulmaya çalıştılar. Sonunda şöyle bir anlaşma yapıldı. Haçlılar Dalmatya kıyılarındaki Zadar'da duracak ve burayı İtalyanlar için fethedecekti. Venediklililer bunun için 50 gemi daha tahsis edecek ve fethedilen toprakların yarısına sahip olacaklardı. Gel gelelim, Papa bu anlaşmadan hiç de memnun olmadı. Üzerinde planlar yapılan topraklar Hristiyanların yaşadığı yerlerdi. Ve Papa bunu öne sürerek hem Haçlıları hem de Venediklileri aforoz etti. Bu arada başka bir gelişme daha yaşandı. Babasının tahta çıkması ve kendisinin veliaht olması için yardım talep eden Bizans prensi Alexios Angelos da Haçlılara katıldı. Hristiyan alemi için toplanan Haçlı Seferi'nin geldiği noktaya bakar mısınız? Görünen o ki herkes kendi çıkarının derdinde. 7 Nisan 1203'te Haçlı ordusu Zadar'dan ayrıldı.
ve Venedikliler şehir tahkimatını yerle bir ettiler. Haçlıların çoğu 20 Nisan'da ilk durakları olan Korfu Adası'na doğru yola çıktı. Korfu'dan ayrıldıktan sonra Ege'ye yönelerek Eğriboz ve Andros Adaları üzerinden Abidos'a ulaştı. Bu liman İstanbul'a yaklaşık 100 fersah uzaklıktaydı. Abidos'ta 8 gün kadar kalan Haçlılar bir yandan erzak ihtiyaçlarını giderdiler, diğer yandan geride kalan kadırgaları ve nakliye gemilerini beklediler. Tüm gemilerin katılmasından sonra Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nden yukarı doğru ilerlediler. 23 Haziran 1203'te İstanbul'a 3 fersah uzaklıktaki bir manastır olan Aya Stefanos yani Yeşilköy açıklarına ulaşarak demir attılar. İşte şimdi İstanbul'un kıyameti başlıyordu. Silahlanarak savaşa hazırlanan tüm şövalyeler atlarıyla birlikte nakliye gemilerine bindiler. Diğer birlikler de kadırgalara binerek 5 Temmuz sabahı Galata'ya çıktılar. Şövalyeleri görünce ürken Bizanslılar geri çekildiler ve sahile Haçlılara bıraktılar. Haliç'in girişi demirden kalın bir zincirle kapalıydı. Venedikliler gemileri limana sokmayı başaramazlarsa güvende olunamayacağını söylüyorlardı. Bu nedenle zinciri koparmaya ve filoyu limana sokmaya karar verdiler. Bizanslı tarihçi Niketas dehşeti şöyle kaydetti. Kısa bir savunmadan sonra Romalı birliklerin kaçışı görülmeye değer bir manzaraydı. Kaçamayanlar ya öldürüldü ya da esir alındılar. Bazıları da sanki bir halatmış gibi zincirden kayarak gemilere binip kurtuldular veya tutunamayıp kafa üstü denizin derinliklerine düştüler. Bu sırada gemilerdeki Latinler surlara yaklaşarak tırmanmaya çalışıyor ancak Bizanslıların attığı oklar nedeniyle bunu başaramıyorlardı. Bunun üzerine uzattıkları köprülerle surun bir bölümünü ele geçirdiler ve bitişikteki evleri ateşe verdiler. Böylece yaklaşık 20 bin Bizanslıyı evsiz bıraktılar. Niketas'ın anlatımına göre o gün acı dolu manzaralarla dolu feci bir gündü. Yangını söndürmek için nehirler gibi oluk oluk akan gözyaşları gerekiyordu. Haçlıların bu 1. İstanbul saldırısı tam olarak hedeflerine ulaşmalarını sağlayamamıştı. Çünkü hala surları tam olarak aşabilmiş değillerdi. İkinci saldırı 9 Nisan 1204'te başladı. Denizle sur arasından karaya çıkan muhafız Pierre, 10 şövalyesi ve 60 askeri kanatları çıkarılarak duvar örülmüş gizli bir kapı gördüler. Bizanslıların surlar üzerinden ok yağdırmalarına, koca koca taşlar atmalarına rağmen kapıyı baltalar ve kılıçlarla parçalayarak büyük bir geçit açtılar. Haçlılar surların aşılmasından sonra büyük bir katliama girişti. Ölü ve yaralıların haddi hesabı yoktu. Yaptıkları katliamın karşılığında Bizanslı askerlerin kendileriyle çarpışmaya geleceğini sanıyorlardı ama tam tersine din adamları ve halk ellerinde haçlarla gelerek kendilerinden aman dilediler. Böylece Haçlılar kendilerini şehrin sahibi olarak konumlandırdı. Haçlı liderleri imparatorluk saraylarına girerken askerleri de kenti yağmalamaya başladı. Batılı şövalye ve askerler, Latin rahip ve keşişler hain olarak kabul ettikleri Rumlara karşı nefretlerini gösterdiler ve şehre kasıtlı ve kalıcı şekilde zarar verdiler. Yağmalama sırasında antik çağdan kalan anıtlar yıkıldı, taşındı veya eritildi. Ne manastırlara, ne kiliselere, ne de kütüphanelere saygı gösterildi. İçlerindeki tüm zenginlikler korkunç şekilde tahrip edildi. Lahitler açıldı, mezarlar soyuldu. Büyük Konstantin ve birçok halefinin mezarları bile yağmalandı. İmparatorluk mezarlarında kalan tüm değerli eşyalarsa çalındı. Ayasofya'da eserler tahrip edildi, ipek halılar söküldü. Yağmalanan kıymetli malları taşımak için kiliseye sokulan at ve katırların bazıları taşıyamadığı yükün altında ezilip kaldı ve yapının mermer kaldırımları bu hayvanların cesetleriyle doldu. Tarihçi Niketas, Haçlılar tarafından şehre reva görülen zulüm ve şiddeti, hakaretleri ve eserlerin tahrip edilişini çarpıcı şekilde anlatmıştı. Bu katil adamların cüret ettikleri şeylerin hangisini daha önce, hangisini daha sonra anlatayım. Hiç insanlık göstermeden herkesten para, mal, ev ve elbise aldılar. Romalılara kullanacak hiçbir şey bırakmadılar. Altın ve gümüş uğruna haçın üzerinde tepinmeye bile çekinmediler. İstanbul yağmasının tarihte hiçbir örneği yoktu. Hem antik Yunanistan'dan kalmış hem de Roma medeniyeti döneminde vücuda getirilmiş sanat şaheserleri mahvedildi. Ganimetin büyük bölümü sarayları, kiliseleri ve meydanları süslemek üzere Venedikliler tarafından kendi şehirlerine taşındı. San Marco Kilisesi taşınan ganimetlerle 4. Haçlı Seferi'nin en büyük anıtı haline getirildi. Venediklilerin kaçırdığı eserler arasında en önemlisi ve en bilineni kuşkusuz Hipodrom Meydanı'nda bulunan dörtlü bronz at heykeliydi. 5. yüzyılda 2. Theodosius tarafından İstanbul'a getirilen ve heykeltıraş Lysippos tarafından yapıldıkları için Lysippos'un atları diye anılan bu atlar Venedikliler tarafından İstanbul'dan kaçırılarak San Marco Kilisesi'nin batı cephesindeki bir galeriye yerleştirildi. Papa 3. Innocent, önce kiliselerin birleştirilmesi ve Latin İmparatorluğu'nun Kudüs'e yardım etmesi vaatleri nedeniyle bu gerçekleşen sürece çok ses çıkarmadı. Ama vaatlerin boş çıkması ve seferin yarattığı taşkınlıkları sonradan öğrendi. Ve seferin amacından sapmasından bahseden ilk kişi o oldu. Bu konuda Venedik'i suçlayarak şöyle dedi. Siz doğru yoldan yanlış yola saptınız ve Hristiyan ordusunu da saptırdınız.
Diğer taraftan 4. Haçlı Seferi İstanbul'da yaşayan Ortodoksların hafızasında çok acı izler bıraktı. Seferden 250 yıl sonra bu kez Osmanlılar şehri kuşattığında Bizans İmparatoru Konstantin, Papa'ya yardım isteğiyle elçiler gönderecek ve kiliselerin birleşmesini teklif edecek ama ileri gelen devlet adamları ve Ortodoks din adamları kiliselerin birleşmesine karşı çıkacaklardı. Peki nasıl oldu da Kudüs'ü Müslümanlardan almak için toplanan Haçlı ordusunun rotası değişti? Tarihçiler bu konuda farklı görüşlere sahip. Ama çoğunun altını çizdiği bir konu var ki, o da Galata'ya çıktıklarında Haçlıların bu kadar planlı ve donanımlı hareket etmesi aslında seferin başından beri Bizans'a yönelik olduğunu gösteriyor. Ayrıca Venediklilerin ticari anlamda rakip olarak gördükleri Bizans'a karşı entrikalar düzenlediği ve Haçlılarla bu yüzden birlik olduğu da düşünülüyor. Tüm bunların yanı sıra Haçlıların tek derdi Ortodoks oldukları için nefret ettikleri Bizanslılardan öç almak değildi elbette. Bizans hazineleri onların kötü durumda olan ekonomileri için iyi bir kaynaktı. Sonuç olarak 4. Haçlı Seferi sonrasında İstanbul, Orta Çağ'ın 300 bin nüfuslu en büyük Avrupa kenti, 50 bin nüfuslu, yoksul, sönük bir kente dönüştü. Eski görkeminden eser kalmadı. Bu dehşet, Haçlı Seferlerinin Hristiyan alemi için düzenlenmediğini gösteren belki de en önemli olaylardan biri olarak tarihe geçti.